Ah, Allah burun tıkadı. Nasıl tipler var kızım senin çevrende? Ne demek benim çevrem? Bu benim çevrem olabilir mi? Allah Allah. Ne diyorsun sen ya? Ne demek ne diyorsun ya? Senin gözünden başıma gelmeyen kalmadı. Şu adamların tiplerine bak. Balyozla, çekeçle düzeltmeye kalksan belediyeden izin almak lazım. Ben mi gel dedim? Ben mi gel dedim? Ben mi dedim? Ne alakam? Bakın kardeşim. Söyleyin o Necati'ye. Onu kıskandırmak için öptü beni. Zaten kendisi karımın kuzeni sayılır. Kuzeni hatta. Necati mi? Yok ya, bu işte. Ya ben de sonradan öğrendim Yasemin'in kocası olduğunu. Necati'nin mi? Yok ya, bunun. Bir saniye şimdi. Kuzen olanlar kim? Sevgili olanlar kim? Abi, yani heyecanlı bir şeye benziyor ya, merak ettim. Ya ben zaten sabah nezarette öğrendim bunun kocası olduğunu. Nezaret mi? Ya bu arada burnuna ruj sokulan abi nasıl? İyi mi? Ya tamam, ben dayanamayacağım artık ya. Ya bu Necati ne pis bir adam çıktı ya. Hem beni aldatıyor, sonra peşimden adam göndermeler falan. Tamam, ben halledeceğim Necati'yi. Bu arkadaşı salın. Allah Allah. O iş o kadar kolay değil işte. Ne diyeceğim ben Yasemin'e? Tamam, benim sevgilim olmayabilirsin ama sonuçta Yasemin'in kuzenisin. Böyle bırakamam seni bir başına Necati'nin eline. Yeter. Kesin lan. Kim lan bu Necati? Ben bile inceden uyuz olmaya başladım bu Necati'ye. Bir dakika ya, siz... Siz Necati'nin adamları değil misiniz? Yo, değiliz. Ah. Özür dile. Çabuk benden özür dile. Benden özür dile. Özür dile benden. Şu an özürden çok daha büyük bir problemimiz olabilir. Bir saniye. Kardeşim peki siz kimsiniz? Hı? Nereye götürüyorsunuz bizi? Bakın burada bir yanlış anlaşılma olabilir. Bana pansuman var dendi. Bana da. Yanlış anlamadınız Şirin Hanım. Pansuman için geldiniz. Bu da alacağınız para. 10.000 lira. Yok, bunda kesin bir yanlış anlaşılma var. Böyle bir küçük bir pansuman için bu çok fazla para. Keşke bir özele falan götürseydiniz, daha az verirdiniz. Konu bizim için daha özel beyefendi. Ama bu parayla birçok yere kapanırdı. Bu para pansuman için değil Şirin Hanım. Göreceklerinizi unutmanız, kimseyle paylaşmamanız için. Kalanı iş bitince alacaksınız. Kalanı? Şimdi ben şunu sormak istiyorum, bu kritik sanırım. Bakın isterseniz belki Necati'dir. Senin telefonun mu çalıyor? Benim telefonum. Telefona ihtiyacınız olmayacak. Benim arabada kaldı zaten. Buyurun. Estağfurullah, siz buyurun. 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 Tut beni, tut. Tut beni. Gel. Abi, Necati'nin kuzeni Yasemin miydi abi ya? Necati'nin. Yürü. Ambiyans güzel aslında. Çok güzel. Hoş geldiniz abi. Hoş. Durumu nasıl? Aynı. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Eşgalinizi alıyoruz. Sebep? Necdi Baba'ya bir şey olursa sizi bulmanız daha kolay olsun diye. Allah korusun canım, Necmi Baba'ya niye bir şey olsun ki, değil mi? Sonuçta sizin Necmi Babanız, bizim de Necmi Babamız, değil mi Şirin? Tabii zaten ne olabilir ki yani? Küçük bir pansuman. Minicik bir pansumancık bu. Hadi acele edin, durumu acil. Tabii hemen acele edelim. Hemen bitirelim şu pansumanı, hemen gidelim Şirin. Evet, kendisi asılmalı, hemen onu halledeceğiz biz, evet. Dertlere bak. Thank you.
Beyefendinin bacağına yara yok. Olsa diğerleri tamam yani. Onu demiyorum. Şimdi beni beyefendinin bacağındaki küçük bir yara için pansumana çağırdılar. Yani kendisinin vücudunda demirden çok kurşun var. Küçük bir pansuman için o kadar para kim verirdi ki zaten? Şirin Hanım, ne duruyorsunuz? Başlamayacak mısınız? Şimdi şöyle, beyefendi, zaten bunun, bu operasyonun burada olmasına imkan yok. Yani bu göğsündeki kurşunları, öncelikle şunu merak ediyorum, yakın mesafe mi? Arkadan? Tamam. Mümkün değil kısacası bu iş. Yani çevirip beyefendiyi sırtına mı vuralım? Yani nasıl çıkacak bu kurşunlar buradan? Burada olmaz bu iş. Evet, asistanım çok doğru bir noktaya değindi. Necmi babanın ameliyat edilmesi lazım. Ama bunun için de bazı şeylere ihtiyacımız var. Mesela yeterli ışık gibi şeyler lazım. Steril ortam. Mesela beyefendinin yarası antiseptik bir solüsyonla temizlenmeli. Şey gibi, alkol. Onun da zaten bu saatte satışı yasak. İyi madem, biz o zaman izninizi isteyelim. Çünkü bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. Gidelim. Doktor Hanım. Doktor Bey, buyurun. Siz madde mi kullanıyorsunuz? Efendim? Siz madde mi kullanıyorsunuz? Şimdi şöyle anlatayım ben. Bir hekim olarak beyefendiyi ameliyat edebilmemiz için steril bir ortama ihtiyacımız var öncelikle. Ne bileyim, bir alet edevat falan, bunlara ihtiyacımız var. Steril, burası steril bir ortam mı, bakıyoruz. Değil, burası değil. Burası şey mesela, burası... İnstalasyon olur mu? Evet, burası bir depo. Bir fotoğraf çekimi için çok uygun. Dizi olur. Dizi olur. Klip olur. Klip çekilir, popçu klibi mesela, yeni çıkan. Aynen. Bakın Işıklar bunlar biraz şey olur. Bak şeyde, hani böyle kötü adamlar kaçırır, bağlarlar. Kas da zaten hazır yapıyor maşallah. Estağfurullah. Onun için söylemedim yani, siz kötü adam olduğunuz için değil ama tip olarak çok uygunsunuz. Şey olur, after party olur. Çok güzel olur. Ortam bunun için çok uygun ama ameliyat için uygun değil. Bakın olsa şey gibi düşünün. Mesela minimum şartlarda ben bunu yine hallederim. Bakın Türk filmi izlemişsinizdir. Orada hani ne bileyim bir tas, sıcak su, havlu efendim. Ağzına ağaç sıkıştırılır. Bir ağaç parçası. Ben o kurşunu şey yaparken, ısıtıp çıkarırken sıkılır falan. Onlar olsa ben yine hallederim. Bakın çıt tek seferde ama... Yok olsa? Ben bizzat kefilim, kendisini yapar. Fakat siz şimdi gerekli alet edevatı toplamadan bizi buraya getirmiş bulundunuz. Dolayısıyla biz zan altında kaldık. Yani biz bu ameliyatı üstlenemeyiz gibi bir durum var şu an. Dediğim gibi olsa hemen. Ayhan. Buyurun. He? Nasıl? Buyurun. Ameliyathane burası. Mükemmel. Hastamızı alabiliriz. Allah'ım, ben ne yapacağım şimdi ya? Ne? Böyle olur zaten. Ne yapacağım ben? Böyle ellerini acıp hastayı alalım demek de olmuyor. Sonra tıp okuyorum, tıp okuyorum. Al, hasta burada. Kurtar bizi. Hadi. Başlıyoruz. Neşter. Bana bak. Sen yapabileceğine emin misin? Çek elini, çek. Elini çek. Şimdi gel buraya. Tut şunun ucunu, kemiği açacağız. Tut, tut. İyice bastırmamız lazım. Hadi, üç deyince. Onu bana bırak. Biraz yardım et, kemikleri açmam lazım. Tut, tut. Zorla, zorla. Bir, iki, ha. Evet. Aspire etmemiz lazım. Orada hortumlu bir çubuk var. Onu hortum... onu koy, yapınca kanı çekiyor. Anladım.
Yalnız biraz acele mi etsen acaba? Hastanın tansiyonu düşüyor da. Panik ettirme beni Ateş, panik ettirme. Tamam, ben panik ettirmiyorum ama o fotoğrafımızı sosyal medyaya koymak için çekmediler Şerit. Acele et. Ya ne yapabilirim? Öğrendiğim kadarıyla yapıyorum. Ben de öğrenciyim. Farkındayım. Öğrenci oldum. Zaten öğrendiklerini sorguluyorum ben şu an burada. Ya herhalde suikasta uğramış mafya dersi vardı da ben mi muaf oldum ondan? Ay, kurşun çok şey olmuş. Sıkışmış, sıkışmış kurşun. Görüyorum, görüyorum. Allah'ım, kurşun çok sıkışmış. Gördüm. Gördüm derinde. Çekil, bana bırak. Çekil, bana bırak. Geri ne? Çekil. Geri çekil. Geç bu tarafa. Ne? Geç bu tarafa. Saçmalama be. Geç. Geç bu tarafa dedim. Ay, sanki bana ateş hekim oldu ya. Şu havalara bak. Sen sıradan bir ateşsin ya. Ekartör. Küçük olan. Sen nereden biliyorsun ya küçük ekartörü? Peki tamam, açtık adamın göğsünü, içerideyiz. Burada bunu mu tartışalım? Ekartörü nereden biliyormuşum? Ya doktorum ben, doktor. O yüzden biliyorum. Versene şunu artık, ver şunu. Doktor musun? Ne? Evet, doktorum. Ne ya Allah'ım? Allah'ım sana şükürler olsun. Bak Allah'ım çok şükür yarabbim. Kuzu kaçmayınca Hızır yetişmiyor, Hızır geldi. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Çok şükür. Baba, Necmi baba. Yok, öldürdünüz mü lan babayı? Panik yok, panik yok. Ölmek yok. Kurtuldu diye dua ediyorum ben. Ameliyathanemi terk eder misiniz lütfen? Burası steril bir ortam. Çek dışarı. Hadi, hadi, hadi beyefendi, hadi. Van ve azarın bittiyse şu ekartörü alabilir miyim artık? Hemen hocam. Yavaş. Aç, aç şunu. Yavaş, yavaş. Güzel, gayet güzel. Gayet güzel. Biraz sıkışmış o kurşun. Farkındayım. İçeri değilmiş derine. Güzel. Hadi bakalım. Bir tık daha çok. Evet, güzel. İyice kemiğe girmiş. Şu terimi alsana. Adamın ha? İçine damlayacak. Terimi aldın, terimi. Diğer tarafta. Gel güzel, tamam. Tamam, sakin. Aç biraz daha. Aç biraz daha. Aç, 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 aç. Bir tane daha küçük ekartör olması lazım, yok mu orada? Maalesef yok hocam. Ben bir şey deneyeceğim izninizle. Hacım, öyle, öyle bir şey mi var ya? Yavaş yavaş. Güzel. Evet, güzel. Hastayı kapatabiliriz. Dikiş bende. Portekiz. Gayet güzel. 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 Gayet başarılı bir sütür. Yalnız motifli bir şey oldu bu. Bayağı kaneviçeden kalp yaptı adamı.